PKK ve FETÖ'de olan şeref CHP'de ve İYİ Parti'de yok arkadaşlar, gerçekten. Neden yok? Çünkü PKK'nın niyeti belli. HDP ile PKK'nın niyeti belli. Türkiye'yi bölmek, parçalamak. Adamlar 40 senedir Türkiye'yi bölmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Herkesle ittifak kuruyorlar. Türkiye düşmanı olan herkesle ittifak kuruyorlar. Her türlü melanet, her türlü pis işi yapıyorlar. Ama bir türlü davalarından dönmüyorlar. Türkiye'yi bölmek için bir türlü vazgeçmediler. Öldüler, geberdiler. Mağaralarda aç kaldılar. Yine de Türkiye'yi bölmekten vazgeçmediler. FETÖ ise adam Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıyor. İsrail ve Amerika'ya peşkeş çekmek için elinden gelen her türlü kirli işi, her türlü pis işi yapıyor. Yeri geliyor başörtülü ise başını aç diyor. Yeri geliyor adam alkol içmesi gerekiyorsa alkol iç diyor, mübahtır. Yeri geliyor kapan diyor. Yeri geliyor dindar ol diyor. Yeri geliyor diyor siyasetçi ol diyor. Yeri geliyor sanatçı ol diyor. Her türlü kılığa girdiriyor insanı. Türkiye'yi ele geçirmek için her türlü işi yapıyorlar. Şeref konusuna gelince de CHP ise Erdoğan bu ülkeden gitsin de isterse Türkiye bölünsün, isterse yok olsun, isterse insan açlıktan kırılsın ama yeter ki Erdoğan gitsin. Başka hiçbir şey düşünmüyor. CHP'nin Erdoğan'dan kurtulmaktan başka hiçbir ideolojik planı, projesi yok. Yani Türkiye'yi PKK'ya bile teslim ediyor. Nasıl teslim ediyor? Güneydoğu'da Erdoğan'la kafa kafaya yarışan belediyelerde ne yaptı? Biz de aday çıkarmayacağız. Biz de orada dedi HDP'yi destekleyeceğiz. Erdoğan'ın belediyesi kazanmasın, yeter ki HDP kazansın diye Güneydoğu'da bir sürü ili HDP'ye bıraktı. PKK HDP, Erdoğan'dan daha önde geldi CHP için. Aynı şekilde Meral Akşener'e gelelim. Meral Akşener'de de FETÖ kurdu. FETÖ'nün kurmuş olduğu bir parti. FETÖ'nün emriyle kuruldu. Bunların şerefi niye yok? Şimdi FETÖ bize dışarıdan saldırıyor kendisi. Amerika dışarıdan saldırıyor. PKK açık açık düşmanlığını göstermiş, askerimize polisimize saldırıyor. Ama İYİ Parti FETÖ'nün hizmetini yaparaktan FETÖ'ye düşmanmış gibi gözüküp içimize karışıp belediyelerimize, milletvekillerimizi, bazı insanlarımızı sanki bizdenmiş gibi göstererekten FETÖ'nün hizmetini yapıyor. İşte bu yüzden onların da şerefi yok. Bakın PKK'nın şerefi zaten belli. Adamlar normalinde, yani PKK düşmanlığı belli, yani askerimizi, polisimizi bebek katleden bir terörist bir parti HDP. Bunu biliyoruz ama CHP gibi veyahut da İYİ Parti gibi yılan değiller yani. Her türlü Türkiye'nin düşmanlarıyla ittifak yapıyorlar. Biz Rusya'da Rus uçağını düşürdüğümüzde Selahattin Demirtaş anında Rusya'ya gitti. Yunanistan'la işbirliği içerisinde, İsrail'le işbirliği içerisinde, Avrupa'yla işbirliği içerisinde, PKK'nın Avrupa'yla yapmış olduğu işbirliğini Türkiye Cumhuriyeti yapamıyor. Çünkü neden? Çünkü Türkiye ile mücadele ettiği için işbirliği yapıyor. Türkiye'nin ilerlemesini istemedikleri için. Onların niyeti belli, Türkiye'yi bölmek. Ya ama arkadaşlar, bu CHP Türkiye'nin partisiyim diyerekten, muhalefet yaparaktan İYİ Parti'de ben Türkiye'ye hizmet edeceğim, tasarruf edeceğim, Türkiye'yi geliştireceğim, Türkiye'yi güzel noktalara getireceğim deyip de gidip FETÖ'ye hizmet etmesi, CHP'nin de Türkiye'de Erdoğan'a karşı her türlü pislikle, her türlü melanetle, her türlü terör grupları bile olsa, DHKPC olsun, MLKPT olsun, YPG olsun, her türlüsüne metiyeler düzüp, her türlüsüyle işbirliği yapıp PKK ile HDP ile bile ittifaka girip Erdoğan'ı götürüp isterse Türkiye batsın, isterse Türkiye yok olsun zihniyetine devam ettiği sürece hem CHP'de hem de İYİ Parti'de şeref ve haysiyet yoktur. Gizli yılan gibi sinsi siyaset yaptıkları için. Düşmansan düşmanlığını belirle kardeşim. Hem Türkiye yok olsun de, yani hem Türkiye bitsin, batsın, yıkılsın de, hem de biz Türkiye'yi seviyoruz, biz Türk vatandaşıyız, cumhuriyetçiyiz, laikiz, Atatürkçüyüz deme kardeşim. Aynen söyle, Türkiye batsın, Erdoğan gitsin de, ben Türkiye'yi batıracağım de. İYİ Parti'de, ben FETÖ kurdu beni, FETÖ ile işbirliği içerisindeyim, FETÖ'nün emir ve hizmetlerine uyuyorum, onu dinliyorum, onun sözünden çıkmıyorum. Benim niyetim Türkiye'yi yönetmek değil, FETÖ'nün işini yapmak de. O da açıkça çık, izah et, açıkla bunu. Ay şerefin yani PKK kadar olsun. PKK Türkiye'nin partisiyim diyerekten HDP'yi kurdu. Ama adam yeri geliyor diyor ki biz diyor Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. Türkiye'yi böleceğiz diyor. Öz yönetim yapacağız diyor. Güneydoğu'da biz kendi yönetimimizi kendimiz kuracağız. Türk askeri ve polisi bize karışma. Adam açıkça söylüyor ya. Açıkça söylüyor. FETÖ de sinsi ama asla vazgeçmiyor yani. Asla. Çünkü dış düşman. Dışarıdan düşman.
İYİ Parti gibi sinsi değil yani. Türkiye Cumhuriyeti olan, Türkiye'nin topraklarında yaşayan, Türkiye'li yerli ve milliyim diyen insanları kullanaraktan, onları kullanaraktan Türkiye'de ben yani Türkiye'yi yöneteceğim, Türkiye tasarruf ettireceğim, bir belli bir noktaya getireceğim, Erdoğan'dan iyi yöneteceğim diyerekten Türkiye'de hizmet verme babıyla insanları kandırmıyor arkadaşlar. FETÖ artık niyetini belli etti yani. Amerika'nın ve İsrail'in uşağı olduğu belli yani. İkisindeki olan ama şeref CHP ve HDP'de yok.